Merhaba sevgili dostlar. En çok merak edilen şey anne ve babaların yaşantıları, çocukların kaderini etkiler mi? Şimdi en basit bilimsel olarak açıklaması şu şekilde. Bir çocuk nasıl dünyaya geliyor? DNA ve RNA'sı %50 annenin ve %50 babanın olmak şartıyla dünyaya geldiği için tabii ki DNA'larla birlikte anne ve babanın yaşanmışlıkları yani artı özellikleri ve eksi özellikleri bütün nüyle birlikte karmik olarak çocuğun hayatına yansıyor. Dolayısıyla çocuk farkında olmadan dünyaya ilk geldiğinde anne ve babanın artı ve eksi özellikleriyle doğmuş olarak geliyor. Fakat belli bir yaşa geldikten sonrasında işte insanın kendini bilmek, Rabbini bilmek sözünden yola çıkarak artı ve eksi özelliklerini fark edip eksileri artıya çevirebileceğini ve güçlü yönlerini daha da ön plana çıkarak kendi özünü bulması gerekiyor. Dolayısıyla bizler dünyaya gelmeden önce spatium denilen alanda birer akit imzalıyoruz. Bizler annemizi, babamızı, hatta yaşayacaklarımızı ve ismimizi seçerek dünyaya geliyoruz. Dolayısıyla hayat yolculuğunuzda tüm yaşayacaklarınız aslında spatiumda size rızalı olarak, gönülden evet diyerek dünyaya insan formunu deneyimlemeye, en ağır sınavların olduğu evrensel okul olan dünyaya gelmiş bulunuyorsunuz. Anne ve babalar her ne kadar zor da olsa, kolay da olsa aslında sizin kadim doğu bilgilerine göre enkarnelerinizdeki yansımalarınızdır. Hayatta en büyük sınavlar önce ailede, sonra evlilikte, ardından iş hayatında gelir. İlk başta anne ve babalarınızın kader planındaki yaşanmışlıklar aslında sizin normal yapmanız gereken, bitirmiş olmanız gereken sınavlardır. Bu sınavlardan kolaylıkla geçmek, üstesinden gelebilmek için öncelikle farkında olmanız gerekir. Hayatın sonsuz olasılıklar olduğunu bilerek, iyide ve doğruda olarak ne istediğinizi bilirseniz ve kendinizi neye dönüştürmek istiyorsanız gerçekten onu gerçekleştirebilirsiniz. Siz ne annenizsiniz ne babanızsınız. Onların birleşimindeki buraya bu sınavları vermek için gelmiş bir bireysiniz. Dolayısıyla özünüz neyse onu çıkartmak için öncelikle sevgiyle geldiğiniz aileyi kabul edip ondan sonrasında kendinizi gerçekleştirmek için dünyaya geldiğiniz aileye nasıl bir katkı sunacaksınız bunları düşünerek plan ve program yapmalı ve harekete geçmelisiniz. İşte bugünlük karmik bilgiler doğrultusunda size bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yorumlara sorularınızı bırakın. Size önümüzdeki hafta elimden geldiğince destek olayım efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.